Spermatik sahnesi olarak bugün bir tanıtım dersi yapmak istedik sizlere kadın doğumla ilgili. Jinekolojiden bir ders isteyeceğiz. Hani derslerimizi nasıl işliyoruz, akışımız nasıl gidiyor sene içerisinde. Onu göstermek istiyoruz size. Şimdi kadın doğum bildiğiniz gibi 12 tane sorumuz var kadın doğumda TUS'ta gelen. Bu sene daha çok böyle spot bilgi ağırlıklı bir sınav olmuştu ama daha öncesinde genelde vaka soruları geliyordu. Direkt bilgi ölçeği değil, dolaylı olarak ölçüyorlardı. Bu sene bu 12 sorunun 7-8 tanesi aşağı yukarı net bilgi olarak sordular sizlere. Şimdi kadın doğum aslında size çok fayda sağlayacak bir şu nedenle. Şimdi anatomidir, biyokimyadır, prekliniktir. Bunların hepsi sonuçta bir şekilde ezber yapmanız gereken, enzimleri ezberlemeniz gereken, anatomik bölgeleri ezberlemeniz gereken dersler. Ama kadın doğumun şöyle bir güzelliği var. Kadın doğum mekanizmi anlattığımız için genelde, hani olayların nasıl olduğunu temelden başlayarak üstüne koya koya anlattığımız için kadın doğumda çalıştığınız zaman iki tekrarla, üç tekrarla çok yüksek verim alabileceğiniz bir ders aslında. Kadın doğum aslında keyifli. Anlatması da keyifli, dinlemesi de keyifli. Onun için kadın doğumu önümüzdeki TUS döneminde lütfen rica ediyorum kesinlikle es geçmeyin. Çünkü 12 sorudan iki tekrar yaptığınız zaman en azından 8-9 net yakalayabileceğiniz bir ders kadın doğum. Çünkü soruların aşağı yukarı 12 sorunun 8 tanesi, 7 tanesi kolay bölgeden geliyor. Yani kolay dediğimiz yerlerden geliyor. Bir tanesi çok zor oluyor, çok beklemediğimiz yerlerden geliyor ama siz İki tekrar, üç tekrar yaptığınız zaman diğer derslere göre daha çok verim alabileceğiniz bir ders. Onun için kadın doğum derslerine mutlaka girip dinlemeniz. Genelde benim zaten işleyişim şu şekilde oluyor sene içerisinde. Ders işliyoruz, 9.30-10 gibi bitiriyoruz. Sonrasında size bir saat mola verdirip ondan sonrasında bir kere daha okuduğunuz zaman benim sayfalarımı, altını çizdiğim, önemli gördüğüm yerleri. Dolayısıyla ne oluyor? Bir günde iki tekrar yapmış oluyorsunuz. En son tuttan önce bir kere daha okuduğunuz zaman zaten üç tekrar yapıp süper bir şekilde kadın doğuma hazır giriyorsunuz. En azından 9 net, 10 netler yapabilecek seviyede oluyorsunuz. Onun için kadın doğumu lütfen es geçmeyelim. Olur mu? Çünkü bazen böyle işte soru potansiyeline bakıp çalışılıyor ama lütfen bu konuda dikkatli olun. Ders çalışırken şöyle dikkat etmeniz lazım. Şimdi önümüzde uzun bir maraton başlıyor. Sonuçta hekim arkadaşlarım hepimiz bir şekilde emek vereceksiniz buna. Aşağı yukarı 6 ay boyunca bu sınavı bekleyeceksiniz, çalışacaksınız. Lütfen sizden ricam her dönem aynı şeyi yaşıyoruz. Son haftalara, son aylara kalmasın çalışmanız. Şu günden itibaren, çünkü sonuçta zaman ayırıyorsunuz, geliyorsunuz buraya, beni dinliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan veya ne bileyim işte hastaneden bir sürü şeyden fedakarlık yapıp buraya bekliyorsunuz. O yüzden tam olsun, olur mu? Kendinizi tam vermeye çalışın. Çalışan var mı? Aktif olarak çalışan veya işi olmayıp da yani hastanede çalışmayıp da ders çalışacak olan var mı arkadaşlar? Ne durumdasınız? Birazcık ders çalışma konusundan konuşalım sizlerle. Ne durumdasınız arkadaşlar? Umarım bilgisayar açıp gitmediniz. Abdullah, Gökçe, Mehmet ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz bir yerlerde? Peki. Eğer ki tamam. Dönistan'la başlayabilirsiniz. Problem değil. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer çok erken dönemde başlıyorsunuz. Sen Abbas'ın birkaç kişi var bilmiyorum ama aynen yavaş yavaş. Bu bir maraton. Lütfen bunu böyle sürekli abanarak çalışmayın. Öncelikle yavaş yavaş başlamanız lazım. Çünkü herkesin bir enerjisi var. Yani ben de TUS çalıştım. Ben de girdim bu sınava. Ama her zaman için bir şekilde bir bilinciniz olması lazım. Öncelikle enerjinizi birden harcamayın. Böyle yavaş yavaş başlayın. Yavaş yavaş. Günde 2 saat, 3 saat, 1 saat. Ama oradaki amaç şu. Sürekli bir uyaran olduğu için beyniniz şuna çalışacak. Yani TUS'a gireceğim. Evet TUS'a gireceğim. Aynı namaz kılmak gibi düşünebilirsiniz. Hani kılavuz varsa sürekli bir şekilde onu duyuyorsunuz, onu görüyorsunuz. Ama siz de TUS'u sürekli yanınızda bir kitap, cep kitabı veya benim anlattığım derse götürebilirsiniz hastaneye. Veya 4. sınıftaysan dersten gelince şöyle bir bakabilirsin. O yüzden yavaş yavaş başlayıp sonlara doğru. Çünkü TUS sınavı kısa dönem hafıza sınavıdır. Yani 6 yıl boyunca çalıştın çok iyi bir sonuç alacaksın diye bir şey yok. Mesela bizim Çukurova mezunundan bizim sınıfımızda çok iyi bir kız birinciydi. Sınıf birincisiydi. Çok iyiydi noktada. Ama TUS farklı bir şey. TUS kısa hafıza. Çok adaletli bir sınav diyemeyeceğim bu nedenle. Onun için kısa hafızayı aldığınız zaman, son zamanlarınıza iyi hazırlandığınız zaman, son 2 ay özellikle gerçekten başarı yakabileceğiniz bir sınav. Lütfen emek veriyorsunuz, geliyorsunuz şuraya, fedakarlık yapıp zaman harcıyorsunuz. Lütfen TUS'a bu dönemde odaklanalım ve yavaş yavaş dediğim gibi başlayalım. Sonlara doğru hızlanacağız çünkü. Yarış atı. Birden başlarsan olmaz, sıkılırsın. Peki. Şimdi 2022 Mart TUS'a baktığımız zaman arkadaşlar 12 sorumuz vardı. Bunların 5 tanesi obstetrisyen geldi. Jinekolojiden 2 soru, üreme endokrinolojisine bakın 4 soru geldi. Beklemediğimiz bir yerden 4 soru geldi. Ama çok zor sorular değildi. Onkolojiden de 1 soru geldi. Onkoloji bazen sorular, bazen sormuyorlar, değişebiliyor. Burada bilgi sorular daha çok. Yani direkt bilgi sorular. Dolaylı dolaylı veya vaka üzerinden çok fazla soru yoktu. Ve 3 tane de eski TUS sorusunu sordular. Şimdi bu soru da aldım tabii ki. Devam edelim. Şimdi bir sorumuz çoğu gebelerin en sık prezentasyonun tipini sorgulayan bir soruydu. Çoğu gebelerde biliyorsunuz arkadaşlar 200, 300 yani illa 200 aklınıza gelmesin. Çoğu gebelerde sonuçta ya dikorganik
bir amniyotik ya monokoryonik monoamniyotik ya da monokoryonik monoamniyotik olacaktır değil mi? Koryonik dediğimiz şey ne? Koryon, plasenta. Amniyon dediğimiz şey ne? Zaten amniyon sıvısı, bebeğin sıvısı. Burada biz slaytlarda anlattığımızda şöyle söylemiştik zaten. Dizigotik ikizlerin görünme oranı daha fazladır monozigotiklere göre. Zaten dizigotikse bakın şekilde gördüğünüz gibi iki tane sperm geliyor. İki ayrı yumurtayı, iki ayrı ovumu fertilize ediyor. Bölüyor. Ve bu nedenle iki ayrı cinsiyeti aynı da olabilir şansa farklı olabilir. O belli olmaz. İki tane bebek, iki tane fetus yerleşiyor. Bunlar ne olacak tabii ki? İki ayrı plasenta, iki ayrı amniyon olacak. Yani dikoryonik, diamniyotik de bu sorunun cevabı. Dediler ki diğer soruda, fetal dolaşımdaki en yüksek oksijen saturasyonunu soran sorumuz vardı. Bunu da derste anlattığımızda şöyle hatırlayın. Hani sonuçta belli bir bilgimiz vardır. Fetal dolaşımda plasentadan gelen kan neyle geliyor dostlar? Neyle geliyor? Söyleyin bakalım. Plasentadan bebeğe kan hangi vasküler yapıyla geliyor? Ne dersiniz? Hadi lütfen klavyeye davranalım, yazalım. Yanlış olmasa önemli değil. En iyi öğrenme şekli yanlış yapmaktır. Yanlış yaparsan onu bir daha asla unutmazsın. O yüzden yazmaktan, söylemekten asla korkmayın. Nedir? Plasentadan bebeğe, fetüse kan getiren damarımız neydi? Umbilikal vent arkadaşlar. Ters doğru hatırlayın. Umbilikal vent temiz kanı taşıyordu bebeğe. Umbilikal arter de iki tane plasentaya bebekten kirli kanı götürüyordu. Şimdi umbilikal vent getiriyor. Oksijenize kanı getiriyor ve umbilikustan giriyor. Göbek kordonundan giriyor. Göbek kordonundan girdikten sonra göbeği var yani. Buradan elinizle yoklayabilirsiniz. Takip edebilirsiniz beni. Umbilikustan girdikten sonra ne oluyor? İçeriye yukarı doğru, karaciğere doğru giderken orada iki ayrılıyor. Bir kısmı karaciğeri beslemek için %20'lik kısmı karaciğere veriyor. Bir kısmı da %80'lik büyük bir kısmı da kalbe gidip oradan vücuda dağılmak için çünkü bu sonuçta temiz kan ya. Ductus venosus aracılığıyla ne oluyor? İnferior vena cava'ya dökülüyor. İnferior vena cava ne yapıyordu? Alt ekstremitelerden ve umbilikal bölgeden gelen kanı yukarı kalbe taşıyordu. Kirli kanı ve oksijenize kanı. Dolayısıyla ductus venosus'taki bu kan oksijenin oranı en yüksek kandı. Tamam mı? Bu soru fetal dolaşımla ilgili olan bir soruydu ve derslerde de bunu anlatmıştık. Ductus venosus ve umbilikal vent en yüksek oksijen saturasyonuna sahip fetal damarlarımızdı ve direkt olarak bunları derslerden ve kampta da anlattığımızda bu soru direkt geldi. Kolay diyeceğimiz bir sorulardan bir tanesiydi. Diyor ki diğer soruda vajinal doğum inhibisyonunun kontraindik olduğu durumları hangisidir diyordu. Cevap yalnız ikiydi arkadaşlar bunlarda. Plasenta previallarda yani sonuçta o bebek vajenden çıkamayacaksa sen vajinal doğumu indikleyemezsin. İlaç veremezsin sancısını arttırmak için hastanın. Bunlar da hangi durumlarda? Plasenta previa. Bebeğin eşi çıkıştaysa, kapının önündeyse ne olacak? Ya sen indüksiyondaysan ne olur? O plasenta yırtılır ve kanar. Veremezsin. Sezaryen yapman lazım. Plasenta previallarda kordon sarkıysa biliyorsunuz bir acildir bu. Acil nasıl gidersin böyle asistanlıkta çok olur. Hani kadın doğum ortaya girerseniz hepiniz yaşayacaksınız. Bebeğin kordonu sarkar. En kömez asistan dersin ki hemen geç baca arasına. Çünkü niye? Bebeğin başı eğer basarsa o sarkan kordona baskı yapacağı için o kan dolaşımını durdurur. Dolayısıyla o başın oraya gelmemesi lazım. Kömez asistan hemen girer kadının bacaklarının arasına ve bebeğin iter vajenden yukarı doğru iter ki kordona baskı yapmasın diye. O şekilde böyle ameliyathaneye gidersin. Çok böyle koridorlarda olur. Hastanın üzeri örtülüdür. Arada bir ayak çıkmıştır. Bir tane asistan aşağıdadır. Herkes koştur koştur sezaryen ameliyathaneye gider. Kordon prolapsunda da indüksiyon veremezsin. Normal doğum kontraindikedir. Bunlardan dolayı arkadaşlar cevap yalnız ikiydi. Bakın burada da slaytta da söylemiştik. İşte pelvik darlık varsa, hastanın vajeni çok darsa doğum için muayene ettiğinizde geçirilmiş uterin cerrahisi sezaryen olmuşsa daha önce yine eğer 5 yıldan daha az bir süre geçmişse sezaryen olmuş bir hastanın normal doğum yapması tehlikeli. Tamam mı? Makrozomik fetüs 5 kilo bebek sezaryen. Nesnede fetal distres varlığı gibi durumlar bunlar da arkadaşlar vajinal doğum indüksiyonu kontraindike olduğu durumlardır ve bunu sorgulamışlar. Prenatal anaplazi tanı testlerini soran bir sorumuz vardı. Cevabımız burada maternal kanda hücre dışı fetal DNA testiydi. Bu test arkadaşlar bu maternal kanda hücre dışı fetal DNA testi. Biliyorsunuz hani derler ya annenin kanını aldık incelemek için bebeği Ankara'ya gönderdik derler böyle halk arasında. İşte bu o test arkadaşlar. Annenin kanını alıyorsun. Bebeğin o DNA fragmanlarını, DNA parçalarını birleştirip oradan test yapıyorlar. Bu testin gücü yüksek olsa da tanı değil. Bu bir tanıma testi. Direkt tanı koyan bir test değil. Diğer testler ise tan amacıyla kullanılan testlerdir. O sorudaki test şıklarda. Hücre dışı DNA. Bunlar arkadaşlar tanı testi değil, tarama testidir. Yine ikili test, üç test, fetal DNA testi. Bunların hepsi tarama testi. Valproik asidi sormuştu arkadaşlar. Nifedipin etkisini soran bir teratoloji sorusu vardı. Teratolojiyi bazen soruyorlar böyle. Meningomiyelosel bir cevabımız burada. Bu da orta zorlukta bir soru. Çünkü biraz dipten sormuşlar bunu. İlacın direkt yan etkisini soruyordu burada. Valproik asidin ve nifedipinin meningomiyelosel olacaklığı. Slaytlarda da bunu söylemiştik zaten. Fetal hidantoin sendromu ve valproik asit anlatmıştık. Burada spina bifida'ya neden oluyordu. Yani kordon ve orta hat defektlerine sebep oluyordu. Nörotik defekt olarak.
Cinsiyet gelişim amaç sorusu vardı. Bir tane primer onu ve kör vajenin yanında bazı özellikler vermişlerdi. Şimdi bu sorularda arkadaşlar tanıyı bulma olarak gelmekte geliyor genelde ama burada artık tespit sormuşlar. Yani normalde der ki işte kör bir vajeni var, ilişkiye giremiyor. İşte primer amenore adet görememeyle geliyor. Şu özellikleri var, meme gelişmiş şöyle, kıllanması şöyle derken size normalde ne soruyorlardı? Hangi cinsiyet boyutu gelişim bozukluğu olduğunu soruyorlar. Hangi hastalık olduğunu soruyorlar. Ama şimdi burada yapılacak ilk testi sormuşlar. Aslında çözümü biraz daha kolaylaştırıyor bu böyle olması. Çünkü böyle gelen bir hastalığı tabii ki ilk önce kalitatif analiz yapıp genetiğine bakman lazım. Cinsiyet gelişiminde primer amenore, kör vajen, inguinal kitleyle gelen hastaya biz ilk yapmamız gereken bu erkek mi dişi mi ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü bu inguinal kanalda bir kitle var. Bir cinsiyet gelişim bozukluğu var. O zaman kalitatifine ilk önce bakmak gerekiyor. Kalitatif analizini işaret ettik burada. Tekrar kitlerini sormuşlardı arkadaşlar. Cevabımız 1-2 olacaktı bunda da. Yine 1-2-3 sormuşlardı. Atmiksel kitlerde anlattığımız bu tekrar kitleri vardı. Tekrar kitleri arkadaşlar yüksek HCG uyarısıyla olaydaki foliküller çok fazla büyüyor. Çok fazla gelişiyor. Ve böyle mosmor iki tane olay görüyorsunuz. Dolayısıyla molar gebelik, çoğul gebelikteki bu yüksek beta HCG nedeniyle tekrar kitle oluşabilir. Bunlar da yine online'da yine takipteki notlarımızda bunları söylemiştik. Pelvik diyaframı sorular ve anatomi sorusu vardı. Pelvik diyaframı sorular. Ben buradan soru bekliyorum. Derste de söylemiştim. Farklı bir anatomi sorusu var karşılaşıyor. Normalde anatomik yapıları sorar. İşte o anatomik yapıların fonksiyonlarını sorar. Ama bu sefer pelvik diyaframın kaslarını sormuşlar. Biraz daha grup sormuşlar açıkçası. Laboratuvarın bölümlerini aynı şekilde burada anlattığımızda ders notlarımızda da burada bakın pubokoksidiyoruz. En büyük parçası. Pubo rektalis, iliokoksidiyoruz diye söylemiştik. Muscus obturatorius internus burada olmayacaktı. Sporcu bir kadını sormuşlar. Sporcu bir kadının primer amenore sebebi. Bunu voleybol üzerinden genelde anlatıyorduk bu soruyu. İşte voleybolcular veya diğer işte koşucu atletler genelde adet görmezler. Ağır spor yapan kadınlar. Bunun adına hipotalamus sessizleştiği için, hipotalamik amenore olduğu için diye söylemiştik. Derslerde bu amenore işlerken sporcu kadınların adet görmediğini, bunun sebebi de endojen opiyatlardan dolayı yukarıdaki hipotalamus etkileniyor negatif feedback'te ve genel salınım bozulduğunu söylemiştik. Yine bunlar da direkt yakaladığımız sorulardan bir tanesiydi. Spermatogenez basamaklarındaki haploid yapıları sorgulayan bir soru vardı. Spermatogenez, sperm üretimiyle ilgili. Bu da organezde mayozu anlatırken bahsetmiştik. Bu da aslında spermatogenez direkt anlatmamıştık. Organez ve spermatogenez biraz benzer olduğu için organezde mayozu anlatırken bahsetmiştik ve sekonder oosit ve spermosit sonrası haploid yapıya dönüştüğünü belirtmiştik. Orada mayozu anlatmıştık. Birinci ve ikinci mayozu. Serviks kanserinin lenfatik metastazını sormuşlardı burada. Yine bu da aslında onkolojiden biraz uç bir soruydu. Orta zor zorlukta bir soruydu. Çünkü genelde eskiden evrilme soruyorlardı. Şimdi genelde en sık görülen histolojik tiplerini soruyorlardı. Ama burada lenfatik metastazın en sık olanı sormuşlardı. O protar lenfodu. Derslerde serviks kanseri metastazını bahsederken bundan da bahsetmiştik. Lenfatik metastazların sırasıyla nerelerden geçtiğini. Endometrium kanseri risk faktörlerini sorgulayan bir soru vardı. Endometrium kanserini sormayı seviyorlar. Kombinal kontraseptif kullanımıydı buradaki cevabımız. Şimdi endometrium kanserini hatırlarsınız belki. Karşılanmamış östrojen buradaki bizim problemimizde. Karşılanmamış östrojenle endometrium kanseri gelişiyordu. Ama progesteron eklendiği zaman bu risk azalıyordu. Kok kullanımı da progesteron etkisi olduğu için endometrium kanserine önleyici bir etkisi vardı. Ve cevapta kok kullanımı endometrium kanseri risk faktörlerinden değildi arkadaşlar. Şimdi bir konu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Size derste işleyişimiz nasıl oluyor? Nasıl gidiyoruz derslerde? Nasıl not alıyoruz vesaire? Bunları size bir göstermek istiyorum. Öncelikle izninizle bir kalemimi alayım. Şuradan Adana'mızın rengi bir turuncu seçelim. Peki. Peki. Şimdi kronik anovülasyon ve hiperandrojenizmi size anlatacağız. Şimdi hirsutizm kadınlardaki kıllanma değil mi? Hiperandrojenizm ilk klinik bulgusu arkadaşlar. Bir kadında eğer androjen